Meraklısına bilinmeyen herkese iyi akşamlar. Bugün konuklarımız Profesör Doktor Ali Alpar ve Profesör Doktor Ersin Yurtsever. Bugün de konumuz bilim ve dürüstlük. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Biz bu programlarda her seferinde konuya başlamadan ilk önce bazı temel kavramlardan bahsediyoruz. Bugünkü konumuzun da temel kavramları aslında nesnellik ve bilimsel yöntem. İlk önce bunları açıklayarak başlayalım istiyorum. Dünya ile ilgili birçok şey merak ediyoruz ve bunların da nesnel bilgilere ulaşmak istiyoruz bunlarla ilgili. Ve bu nesnel bilgiye de bilimsel yöntemle ulaşıyoruz, bilimle ulaşıyoruz. Peki bu nesnel bilginin nesnel olmasını sağlayan faktörler nelerdi? İlk olarak bununla başlayalım isterim. Evet, şimdi programda esas olarak bilimsel yöntemle ilgili konuşacağız. Ama oraya varmadan önce bilimin de içinde bulunduğu bilgi konusuna girelim. Ve çok genel olarak bilgi edinmek ve bilgiyi paylaşmakla ahlak, davranış birbiriyle çok iç içe ilintili şeyler. Onun için ben önce bilimden değil bilgiden başlayacağım ve dünya ile ilgili bilgi, nesnel bilgi edinmemizin sebebi ne? Bunun sebebi nesnel bir dünyanın varlığı. O ne demek? Benim zihnimin, benim algımın dışında bir dünya var. Bir fiziki ve buna tabii insanlar da dahil, toplumda dahil bir dış dünya var ve bu dünyanın nesnel olarak var olması demek aynı şartlarda hep aynı şeylerin olması ve aynı şartlarda dünyaya bakan bütün gözlemcinin aynı sonuçlara ulaşması demek. Zaten böyle bir dünya olmasaydı bilgi edinmeyi bırakın bizim gibi veya başka her türlü varlık, canlı varlık da olmazdı. Madde bu alıştığımız dengeli durumlarda canlıları da bırakın bulunamazdı. Yani aynı durumlarda aynı şeylerin olması gerek ki aşağı yukarı işte bir dengesi olan, bir sürekliliği olan bir dünya olsun ve dolayısıyla o dünyayı da gözlemek, bilmek mümkün olsun. Bir araştırma yaparken bir araştırmacı bilimsel olarak güçlü bir yapıt ortaya koymak zorunda aslında. Bunu yapmak için ne gerekiyor? Dürüst ve bilimsel olarak güçlü bir yapıt ortaya koyabilmek için. Ve aslında bir yandan da dürüstlük dediğimiz, bir araştırmada dürüstlük dediğimiz şey nedir? Şimdi araştırmacı yine bilimsel araştırmadan söz edeceğim ama daha genel anlamda burada söylediğim şeylerin çoğu temel ilkesel açıdan insanların bilgi edinmeleri ve birbirleriyle iletişimde o bilgiyi paylaşmaları için de doğru şeyler. Şimdi dürüst bir yanıta ulaşmak için ne yapar? Dürüst bir yanıt demek kime karşı dürüst? Tabii başka insanlara, topluma karşı dürüst. O edindiği bilgiyi çarptırmadan ne edindiyse, bilimsel araştırmasa ne öğrendiyse onu çarptırmadan, uydurmadan başkalarına anlatmak demek. Bunun da usulleri bellidir. Bu usuller bazen çok böyle incelikli olabilir ama temel olarak çok belli şeylerdir. Bilimsel olarak güçlü olması da elden geldiği kadar araştırmayı titiz yaparak gerçekten doğada veya toplumda karşılığı olan tırnak içerisinde doğru sonuçlara ulaşmaya çalışmak demek. Yani yalap şap bir şeyler yapıp tam da emin olmadığı şeyleri bu böyledir diye iddia etmemek demek. Şimdi bunların ikisi de çok belli şeyler. Yani doğru dürüst bilgi öğreneceksin, itinayla, özenerek doğru mu yanlış mı diye kendine karşı da dürüst olarak. Sonra da bunu aktarırken başka görmediğin, bilmediğin uydurma şeyler tabii ki katmayacaksın. Başkalarına karşı da önce kendine karşı aldığın bilgiyi sonra başkalarına karşı dürüst olacaksın. Bu bilimin şartı. Neden bu dürüstlük lazım? Çünkü eğer doğru bilgiyi veriyorsan o bilgi işe yarar. Ona dayanarak insanlar davranışlarını ayarlarlarsa, ona dayanarak bunun uygulamalarını geliştirirlerse
işte teknoloji gelişir yahut insan davranışları gelişir. Toplum içerisinde verimlilik olur. Bu da sadece bilimle sınırlı değil. Genel olarak da insanlar bilgiyle ilgili bir takım ahlaki kurallara tabi. Ahlak düsturlarından önemli bir tanesi yalan, yalan söylememek. Neden acaba? Şimdi herkes her toplumda belli durumlarda bir takım yalanlar söyler. Bu doğal bir şey. Çünkü insanlar kendi kısa dönemli menfaatlerini veyahut nasıl algılıyorlarsa menfaati sandıkları şeyleri gözetmek isterler. Ama toplumun toplu dirliği açısından herkesi ilgilendiren konularda doğru söylemek önemli. Yine o doğrunun da iki parçası var. Birincisi o bilgiyi titizlikle edinmek. Yani ne demek o? Güvenmek demek. Neye güveneceksin? Kendi gözümle gördüm ya, çok güvenilir bir kanıt. Yine günlük hayatta söylüyorum. Bu bilgi yani kulaktan dolma, kendi kafamdan uydurdum yahut pek de öyle güvenilmeyen insanlara dedikodu üzerine falan filan aldım onu tekrarladım, abarttım. Bunları yapmamak lazım. Bir doğruluğuna güvenmek lazım edinirken. Bir de yayarken bile bile yalan söylememek lazım. Dediğim gibi yalan her zaman söylenir ama herkesi ilgilendiren konularda ne kadar geniş ölçekli paylaşıyorsanız ve o söylediğiniz şeyin sonuçları iyiye kullanılması ne kadar büyük önemliyse o ölçüde tabii bunun vebali artıyor. Burada bir diğer ahlaki ve aynı zamanda mantıki felsefi ilke de şu. Bilginin kendisi önemli. Söylediğiniz şeyin içeriği önemli. Bunun doğru olması. O toplum için mutluluk veya tersine mutsuzluk sağlayabilecek şey bilginin doğru, sağlam olması. Kimin söylediği değil. Kimin söylediğinin üzerinde durmak, bir şeye kim söylüyor? Yani o kişinin otoritesine, şöhretine dayanarak itibar etmek. Ahlaki bir tarafa bırakalım. Yani insanı tabii kötü durumlara düşünebilir bu kör körüne itimat veya emirlere uymak diyelim. Ama mantık olarak da ad hominem adı verilen bir mantık hatasıdır. Bir şeyin doğruluğu, yanlışlığı başka şeylerle çelişip çelişmediğine, mantığa uygunluğuna veyahut da bilimle, dünya bilgisiyle ilgili bir şeyse dünyada bunun karşılığı var mı? Doğru bilgi edinir mi? Buna bağlıdır. Kim söylüyora bağlı değildir. Ama tabii günlük hayatta da bilimde de çoğu zaman bunu kim söylemiş? İşte bilimde ise çok meşhur bir profesörse ona daha çok... Bunlar insani şeyler. Bu itibar vardır. İsme bağlı, otoriteye bağlı. Ama bütün diğer insan uğraşlarından daha fazla ve daha eksplisit, açık seçik olarak bilim sonunda kanıtlara, gözlemlere itibar edeceksiniz. Bunlar sizin baştaki inandığınız şeyleri yanlış çıkarabilir. Hipoteziniz doğru olur, yanlış. Bunu sadece en son çözümde deneyerek, gözleyerek öğrenebilirsiniz. Birisi size öyle söyledi, öyle buyurdu. İnancınız gereği, kutsal kitap gereği yahut en beğendiğiniz fizik ders kitabı böyle söylüyor. Hocanız böyle diyor diye değil. Bu da işin ahlaki tarafına getiren bir şey. Neden ahlak? Çünkü ahlak davranış demek. İyi davranış hem sizin kendi mutluluğunuz hem de başkalarının mutluluk haklarını ihlal etmeden, yani genelin de mutluluğuyla bağdaşır bir şekilde davranmak demek. Onun için de bilginin doğru olması ve dürüstçe paylaşılması lazım. Şimdi ahlaki kural olarak bir tanesi yalan. Yalan iyi bir şey değil. Neden? Çünkü yanlış şeyler üzerine tavır kurmak, davranış kurmak sonunda insana zarar verir. Bir de hırsızlık var. O da bütün ahlaki sistemlerde büyük bir suç, günah kabul edilen bir şey. Neden? Neyi ihlal ediyor? Kişilerin mülkiyet hakkını ihlal ediyor. Sonunda temelde yani kendilerine sakladıkları, yaşamaları için gerekli şeyler üzerinden hırsızlık yapılırsa çok kötü bir şey. Ama burada konuştuğumuz şey bilgi hırsızlığı, bilgiden söz ettiğimize göre. Yalan gibi bilginin aşırılmasının da bir
biraz sonra daha somut olarak bilimdeki yansımasıyla duracağız. Bir kötülüğü var. Neden? Şimdi burada sözünü ettiğim şeyi tekrar edeyim. Bilgiyle ilgili aşırma, yani fikri mülkiyet veya telif haklarının o işi yaratan, ortaya koyan, çıkaran bilimse eğer söz konusu, bilim insanı onu kendi gayretleriyle, çalışmalarıyla öğrenmiş. Başkalarıyla paylaşmak onun sorumluluğu. Aynı zamanda o edindiği bilgiyle ilgili hakları var. Bu fikri mülkiyet. Bunun ihlal edilmesi aşırma, hırsızlık, fikri hırsızlık, intihal. Bunun zararı nedir? Şimdi maddi hırsızlıktan, para çalmaktan, mal çalmaktan farklı olarak fikri hırsızlık sadece o fikrin sahibinin haklarını, şöhretini, kariyerini vesaire örselemek, onu kendineymiş göndermek, ötekinden bir şey almak manasında zararlı değil. Aynı zamanda bilginin doğru dürüst yayınlanması için o bilginin sahibinin sorumluluk, hem hak hem sorumluluk taşıması lazım. Yani ben bir çalışma yaptım, bir hesap yaptım, bir sonuca ulaştım, bir teorik fizik çalışıyorum, bunu yayınladım. Bu hem bana doğru bir şeyse kredi getirir, hem de onun doğruluğu üzerine ben ismimi, kariyerimi koyuyorum. Bir sorumluluk üstleniyorum. Bu şimdi böyle başka biri tarafından alınır. Benden aldığını düzgün usulüyle söylemeden orada burada yayılır. Bir sürü başka kişiler bunu yayarsa bilginin kaynağının, sorumlusunun kim olduğu da ortadan kalkıyor. Yani hem benim hakkım ihlal ediliyor, hem de bir bilim insanı olarak sorumluluklarımı yerime getirmem artı veya eksi, yanlış bir şey yaptımsa benim eleştirilmem veya doğru bir şey yaptımsa onun kredisini almam imkanı. Ama benim şahsi konumumdan öte bu bilginin sahihliği, işe yaraması ile ilgili bulanların her birinin isminin bilinmesi lazım. İleride tekrar, çünkü her bilimsel bilgi prensip olarak çoğu zaman gerçekte de başkaları tarafından da tekrar bakılır, sınanır. Kim neyi yapmış? Bunun eserin sahibi ya gözlemin sahibi, bilginin sahibi kim? Bunların bilinmemesi bu ortalığı bulandırıyor. Takibini, ileride tekrar doğrulanmasını, yanlışlanmasını kötüleştiriyor. Onun için intihal sadece mal diyelim, bilginin aşırıldığı esas yazara zarar vermiyor. Bilginin kaynağını ve doğrulanmasını zorlaştırarak topluma da, bilginin kalitesini düşürerek topluma zarar veriyor. Bu durumda bir araştırmada araştırmacı kadar aslında bu araştırmayı denetleyen mekanizmalar da önemli değil mi? Çünkü araştırmacı bilgiyi çarpıtabilir, araştırma sonuçlarını çarpıtabilir ya da açık açık yalan söyleyebilir. Denetleme nasıl olmalı bu durumda? Şimdi burada da temelde bilimle ilgili etik kurallar, ahlaki kurallar genel olaraktan farklı değil. Yani genel ahlaki ilkelerde de tabii ki kişi kendi yaptığından sorumludur. Kişi o yaptığı iş, suç her neyse, toplumda herkes bunu böyle yapıyor, İşte ben de başkasından gördüm demekle mazur gösterilmez. Onun için zaten bir ayıp falan kültürel ahlak kuramları var. Bir kişinin kendi terbiyesiyle aldığı, gözlemiyle aldığı bir ahlaki formasyonu var. Toplumdaki ahlakın kişiye yansıması olan vicdan var. Ama bir de bunları kontrol etmek için toplumun koyduğu kurallar var, hukuk var. Bir de ayrıca o kuralların uygulanıp uygulanmadığı, nasıl uygulandığı var. Yani kötü işler yapıldığı zaman onun sorumluluğu elbette ki yapan kişiye aittir. Bunu bilmiyordum, işte başkasından gördüm, herkes yapıyor falan mazeret sayılmaz. Ama sadece kişiye de ait değildir. Toplumun da o çağda, o durumda hangi ahlaki problemler varsa onları gözden geçirmesi, örtbas etmemesi lazım. Şimdi birçok toplumda, tarihin farklı devrelerinde veya bugün farklı derecelerde hukuk uygulanır veya uygulanmaz, ahlaki normlara da bağlı kalınır veya kalınmaz. Ama bunun sonuçlarını da biliyoruz. Yani sadece ahlaki ihlallerde bulunan
kişi veya onun zarar verdiği tek tek insanlar değil, toplum kendisi kişilerin sorumluluğunun ötesinde bu kuralları koymak gerekiyorsa değiştirmek, çünkü o kurallar işlemeyebilir. Tersine sonuçlar üretebilir. Takip etmek konusunda ne kadar verimli ve tutarlıysa o kadar mutlu yaşayan bir toplum olur. Yoksa bundan herkes zarar görür. Bütün bu söylediğim, ben kısaca aslında bilim ahlaki ile ilgili birçok sorun incelikleriyle de temelleriyle de genel ahlakla ve genel bilgiyle ilgili sorunların yansıması. Bugün herhangi bir araştırma yapmak istediğimizde ilk yararlanmak, ilk gittiğimiz kaynak aslında Google. Bir konuyu yazıyoruz. Bununla ilgili bir sürü akademik makale çıkıyor, dergi çıkıyor. Oralardan başka kaynaklardan ulaşıyoruz vesaire. Fakat özellikle yeni araştırma yapmaya başlamış yüksek lisans öğrencileri olsun, hangi kaynağın bilimsel olduğu, hangi kaynağın bilimsel olarak güçlü olduğunu anlamak çok güç. Bunu nasıl anlayabiliriz? Ve aynı zamanda şu var, hangi kaynaklar neden yüksek kalite bilim içermiyor? Bunu ben Ersin Hoca'ya bırakayım. Çünkü çok daha bilgili bu konularda. Şimdi bu soru aslında şey olarak güzel bir soru. Google araştırma deyince, şimdi ilkokullarda çocukları araştırmayı öğretirken hep deniyor, Google'ı girin, yazın, oradan çıkan alın yazın, bu araştırma oluyor. Bu tabii araştırma olmuyor. Araştırma olması için sizin kendinizi ikna etmeniz lazım. Benim de mesela öğrencilere en çok söylediğim söz odur. Anlatmaya çalıştığım kavram. Sizin önce kendinizi ikna etmeniz lazım. Yaptığınız işin doğru olduğuna. Bunun yöntemi bir veya yani yöntemi bir sürü değişik yöntemi var. Nasıl araştırma yapılacağını. Bunu çok genellemek mümkün değil ama şimdi Ali Alpar'ın güzel bir şekilde bilim, ahlak ve bilim konusunu temelleriyle ortaya koydu ama dünyada ahlakın olması, ahlaka hepimiz inanıyoruz ama ahlaka uymayan pek çok hareket oluyor. O zaman bilimde de aynı şeyin olmaması mümkün değil. Yani bilimde de nelerin doğru nasıl yapılacağını biliyoruz aslında, çoğumuz biliyoruz. Fakat bunlara uymayan da çok insan oluyor. Belki bunu öğrenmenin en kolay yolu yapılan yanlışların görülmesi ve bunlardan bir takım genellemeler çıkarılması. Aslında bu bilimsel hayatta dürüst olmayan işlemler, ahlak dışı demeyelim de dürüst olmayan işlemler o kadar çok ki, demin bahsettiğiniz Google'a mesela girin, Wikipedia'ya girin, Türkçesinde de var mı bilmiyorum ama İngilizcesinde bilimsel ahlaksızlıkların listesi diye bir şey var, sayfa var ve burada sayfalarca hangi isimleriyle insanların neler yaptıkları ve bunların nasıl yanlış oldukları anlatılıyor. Bunun çok önemli ve çok zararlı olanları var. Pek çok kişi bilir, Wakefield vardır. Aşılarla çocuklarda otizm arasında ilgi kurduğunu iddia eden bir bilim insanı ve bunun makaleleri yanlışlığı ispat edildiği halde pek çok kişi tarafından hala aşı karşıtlığı olarak kullanılıyor. Başka bir araştırmacının kemoterapinin kadınlarda göğüs kanserini çok büyük ölçüde önlediğini ve yoğun miktarda kemoterapinin önlediğini, tedavi ettiğini söylemesi üzerine pek çok kadının da gereksiz yere fazla ilaç alarak sağlıklarını tehlikeye attıkları vakalar var. Şimdi pek çok aslında vaka var. Bu tarz olayları çok açıdan incelememiz mümkün ama bir konuşma içerisinde bunu yapmak söz konusu değil. Ben onun yerine iki tane size örnek vermek istiyorum. Bu örneklerden pek çok ders çıkarabiliyoruz aslında. Dünyada bu ahlaksızlıkların, bilimsel etiğe uymamanın vakaları o kadar arttı ki bunun üzerine pek çok yayın yapılıyor. Çok sevmediğim Google'da bile girdiğiniz zaman bir sürü şey buluyorsunuz. Ciddi ciddi akademik dergiler var. Ben bu haftalar içerisinde yayınlanmış bir dergi, bir makale var. Hollanda'dan çıkıyor. Ve
iki tarih profesörünün yazdığı bir makale. Şimdi makalenin önce birinci noktasından bahsetmek istiyorum. Burada neden insanlar etik ihlali yaparlar? Tabii akademisyenlerden bahsediyoruz. Gene bilginin aktarımından bahsediyoruz. Neden bu yönlere giderler? Burada şöyle sıralamış kendilerine göre, aslında çok da güzel bir sıralama. Birinci neden kişisel sorunlar. Yani çok hırslısınızdır, egomanyaksınızdır, bir yerlere gelmek istiyorsunuzdur, bu şey. İkinci grup daha enteresan, bunları sistemin getirdiği sorunlar olarak tanımlıyorlar. Burada da ne var? Akademisyenin üzerinde makale yazma baskısı var. Akademisyenlerin üzerinde proje desteği alma, maddi destek alma baskısı var. Sizin projenize destek bulduğunuz kuruluşlardan gelen baskılar var. Örneğin tıp alanında bunlar çok. Eğer ilaç şirketleriyle çalışıyorsanız neleri yayınlayabilirsiniz, neleri yayınlayamazsınız ve nasıl yapabilirsiniz konusunda doğal olarak şirketlerin baskıları oluyor ve bunlar da çok ciddi etik ihlallerine yol açabiliyor. Başka bir takım şeyler var. Fakat sonuçta iki grup gerekçe gösteriyorlar. Bir gerekçe kişinin kendisinden kaynaklanan, ikisi de sistemden kaynaklanan. Şimdi bu iki tarih profesörü Hollanda'da olmuş iki tane çok meşhur, pek çok kişinin bildiği vakayı inceliyorlar. İki tane etik ihlali. Birincisi 1996 yılında, ikisi de psikoloji alanından, 1996 yılında Dijkstra diye çok ünlü bir psikolog, zannedersem intihar ile çok çalışan birisi. Pek çok kitabı var, çok sayıda makalesi var, sahasında çok önde gelen bir insan. Birdenbire bir gazete vasıtasıyla bu kişinin kitaplarının aslında pek çok başka dillerdeki kitaplardan, çevirilerden, daha doğrusu bu çevirilerin içerdiği ortaya çıkıyor ve bunun üzerine bir iki haberden sonra bütün basın ve üniversite camiası bu kişinin üzerine gidiyor, Dijkstra'nın, ve sonunda kendisi üniversitesinden istifa etmek zorunda kalıyor. Bu olay 1996'da oluyor ve burada kişinin üzerine olan bütün saldırılar diyelim, hatta bazı meslektaşları kendisini korumaya çalışıyorlar, bir medya saldırısı, medya suikastı olarak adlandırıyorlar. Kişinin kendi sorunlarından kaynaklandığı üzerine. İkinci vaka bundan 15 sene sonra 2011'de daha meşhur bir vaka. Stapel diye bir gene psikolog. Bu psikolog ise veri üretmekle suçlanıyor. Gene sahasında çok önemli bir isim. Ve çok enteresan bir şekilde bu veri ürettiğinin ilk farkına varan da Stapel'in doktor öğrencileri. Bakıyorlar bazı veriler yaptıkları deneylere uymuyor. Ve bunun üzerine bu birkaç defa daha tekrarlandıktan sonra birdenbire büyük bir şekilde patlıyor. Ve kişi de aynı şekilde pozisyondan ayrılma mecburiyetine kalıyor. Ve bunun ikisi de farklı suçlar. Biri direkt olarak Ali Alpar'ın bahsettiği fikirleri çalma, ifadeleri çalma, başkasının yazdığı yazıları kendi kitaplarında kullanma, ki hatta bu televizyon serilerinde falan, dizilerinde kullanılıyor. O derece meşhur bir insan. İkincisinde ise doğrudan yalan söylemek. Data üretiyorsunuz, fabrikasyon diyoruz buna. Bunları yapmak. İkisi de çok önemli nokta. Şimdi benim bu bulduğum makale bu ikisine karşı Hollanda basınının ve basındaki yazıların bir analizini yapıyorlar. Şey de çok ilginç, tamamıyla akademik camiayı ilgilendirildiği düşünülen bir olayda basında aşağı yukarı ikisinde 100'e yakın makale ve haber çıkıyor, tartışma çıkıyor. Yani basın bu işin peşine ciddi olarak düşüyor. Türkiye'deki durumda biz genelde ancak politik gücü olan birisinde böyle bir etik ihlalinden bahsedilirse basın ilgisini çekiyor. Onun dışında pek kimse de açıkçası ilgilenmiyor. Şimdi bu iki kişi şu araştırmayı yapıyorlar. Bu gazete makalelerinde
Genellikle de bunlar bilimsel, bazı bilim insanlarıyla konuşarak, tartışarak onların görüşlerini derleyip yazıyorlar. Ve acaba insanlar bu etik ihlallerini kişisel sorunlara mı, yoksa çevre sistemin sorunlarına, çevrenin sorunlarına mı yoruyorlar konusu tartışılıyor. Ve enteresan bir şekilde şu çıkıyor, aradan geçen 15 sene içerisinde insanlar çok daha fazla çevresel sorunlar nedeniyle ahlaksızlıklara yönelindiği varsayımını destekliyorlar. Yani şeylerin hipotezi, Huistre ve Paul, bu iki yazarın hipotezi, bu şeyin ve araştırmaları bu hipotezi destekliyor. Yani biraz daha biz bu ahlaksızlığa gerekçeler bulmaya başlıyoruz. Bu da tabii ciddi bir başka bir sorun. Yani işte üzerimde çok baskı vardı. Üniversitedeki pozisyonumu korumak istiyordum. Üniversitede ilerlemek istiyordum. Daha fazla proje desteği almak istiyordum. Daha fazla öğrenci desteklemek istiyordum gibi gerekçelerle insanlar yaptıkları bilim etiğine uymayan davranışlara özür bulmaya başlıyor ve bu daha kabul edilebilir bir hale geliyor. Bu bizim aslında Türkiye'de çok tartışmadığımız bir konu. Belki de bunu tartışmaya başlamamızın bir zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu tam sizin sorduğunuz soruya cevap oldu mu, yeterli oldu mu? Ne diyorsunuz? Şey yapalım mı? Devam edeyim mi? Tabii sormak istiyorum. Türkiye özeline biraz daha girecek olursak, dediniz ya akademik olarak yapılan bazı ahlaksızlıklara gerekçeler bulmaya çalışıyor insanlar diye. Türkiye özeline baktığımızda zaten akademilerin durumu oldukça tartışmalı. Buradaki bu intihal meselelerinde vesaire gerekçelerimiz neler? Ne söylüyor insanlar? Bu şeydeki gerekçeler, demin bahsettiğim, sınıflandırmaya çalıştığım gerekçeler, Türkiye'de bizlerin de konuştuğu gerekçeler. Ama bunların hangisi daha çok benimseniyor gibi bir şey yapacak elimizde bir veri yok. Ama şöyle bir sıkıntımız var Türkiye'deki durum açısından. Biz akademik ihlallere nasıl bakıyoruz? Dediğim gibi öncelikle eğer bu kişiler önemli yönetici pozisyonlara getirilmiyorsa, intihal vakaları veya diğer akademik etik sorunları genellikle üstü kapatılıyor. Bu üstü kapatılmasının içerisinde birkaç neden var. Bunun bir tanesi buna çok ciddi reaksiyon göstermememiz. Bakın, size Almanya'dan ve Avusturya'dan birkaç örnek vermek istiyorum. Almanya'dan bu şeyi bulabilirsem tam şeylerini. Evet. Şimdi Almanya'da Savunma Bakanı 2011'de istifa ediyor. Çünkü doktorasında intihal yaptığı ortaya çıkıyor. Şimdilerde Almanya'da Aile Bakanı onun da doktora tezinde çok sayıda, hatta rakam vermişler, 119 tane pasajın başka kitaplardan veya kaynaklardan kopyalandığı bulunuyor. Bunun üzerine bakan şeyden vazgeçiyor. Doktoramı almayacağım, doktoramı geri iade ediyorum diyor. Fakat üniversitesi bunu geri almıyor. Buna rağmen kamuoyunda bu kişinin bakanlıktan istifası için ciddi bir baskı var. Gene çok yakınlarda Avusturya'da Çalışma Bakanı Aşbaher aynı şekilde istifa etti bakanlıktan. Gene bu şey sorunuyla, intihal nedeniyle. Şimdi bunlar varken Türkiye'de gerek intihal olsun, gerek diğer bilimsel etiğe aykırı davranışlar olsun, ki bunların bazıları ben kanımca intihalden çok daha ciddi, bunlara bir reaksiyon olmuyor. Şimdi olması da biraz da zor gözüküyor, yahut bir cezalandırma sisteminin olması da zor gözüküyor. Çünkü bizim elimizdeki yasalarda, yönetmeliklerde şu anda benim bildiğim kadarıyla bir tek intihalden dolayı öğretim üyeliğinden çıkarmaya kadar uzanan çok ağır bir ceza öngörülüyor. Şimdi bu ceza o kadar ağır ceza ki bir akademik idam gibi
Soruşturma açıldığı zaman intihal konusunda hiçbir komite bu intihalin öğretim üyeliğinden çıkarılmasına değer bir ceza olduğu konusunda karar verdiğini ben hatırlamıyorum. Bunun dışında bir tane başka ceza var. O cezada yanlış bilgilendirme gibi bir kapsam altında. Bu cezayı aldığınız zaman da bunun şeyi sadece elinize yavaşça vurma, bir daha bunu yapma anlamına gelen bir uyarı cezası veya maaşın altında bir kesilme cezası. Şimdi Ali Alpar başta bahsetti. Birinci grup intihal, hırsızlık. İkinci grup ise yanlış bilgi verme. Ben demin burada Wakefield olayını bahsettim ama Stapel olayından bahsettim. Hakikaten şeye bakarsanız literatüre çok sayıda ciddi olarak veri üretip bunları doğruymuş gibi satan insanlar var. Şimdi bunlara karşı bizim yönetmeliklerimize verilecek ceza sadece, yani bir akademisyen için konuşuyorum, verilecek ceza sadece uyarı cezası. Halbuki bütün dünyada bu tarz işlemleri yapanlara baktığınız zaman, üniversitedeki pozisyonundan alınanlar çok sayıda. Hapise girenler var. Onun dışında bakıyorum başka şeylerden. Mesela doktorluk yapma şansını elinden alınanlar var. Üniversiteden çıkarılan pek çok kişi var. Bunların bir kısmı atılıyor, bir kısmı istifa etmek zorunda bırakılıyor. Ama bizde bu tarz bir sistemimiz yok Türkiye'de. Akademik etik ihlallerini, ahlaksızlığı bir şekilde, uygun bir şekilde cezalandıracak bir sistemimiz yok. O nedenle de benim bildiğim kadarıyla bu şeylerle, akademik sorunlarla ilgili ceza almış öğretim üyesi veya araştırmacı sayısı da yani varsa da çok çok az diye düşünüyorum. Yani pek çok şeyi koyuyoruz, akademisyenlerin yapamayacağı şeylerin listesini yasada 2547'de almak üzere çok sayıda uzun bir liste olmakla beraber düzgün araştırma yapmamak, özensiz araştırma yapmanın cezası yok. Pardon deyip geçip gidiyorsunuz. Halbuki bunu demeye hakkınız yok. Bu olay tabii yalnız Türkiye için de bütün dünyada çok sayıda artmış. Ben bir iki rakamı vereyim bu konunun son olarak. Gallup meşhur bu araştırma şeyi. Yapılan araştırmaların %1,5'unda bir takım etik sorunlar olduğunu buluyor. Ve bu şeylerin, etik sorunların %60'ı da uydurma veri gibi çok ağır ahlaksız davranışları içeriyor. Başka araştırmalar da var bunlarda. İnsanlara soruyorlar, yani akademisyenlere, ve bunlara sordukları akademisyenler de Batı bloğunun akademisyenleri. Bu 600 kişilik bir araştırma, %90'ı da ufak tefek bazı hatalar yaptıklarını kabul ediyorlar. Veya başka bir araştırmada şeyi soruyorlar, sizin kuruluşunuzda etik ihlali olduğunu bildiğiniz araştırma vardır diye. Burada da çıkan yüzdeler çok yüksek. Ama buna karşılık pek çok ülkede bunları nasıl engelleriz, bunları nasıl anlatırız insanlara, öğretiriz konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunların bir kısmının dokümanları, bu yapılan çalışmaların dokümanları bizim şeyimizde, akademinin web sitesinde etik sekmesi altında bulabilirsiniz. Biraz önce akademik etik ihlallerine karşı verilen cezalardan, Türkiye'de bu cezaların çok da işlemediğinden bahsettiniz. Cezalardan ziyade aslında bunun biraz Türkiye'de bilime ve akademiye olan bakış açısıyla alakalı, yeterince önemsememesiyle alakalı olduğu anlamı buradan ortaya çıkıyor. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum her ikinize de. Türkiye'de hem akademiye olan bakış açısını, bilime olan bakış açısını değiştirmek ve daha kaliteli bilimsel üretim yapabilmek için ne yapılması gerekiyor sizce? Ben bu işin bir kültür, alışkanlık meselesi olduğunu düşünüyorum. Yapılması gereken şeylerin bazıları yapılıyor, bazıları yanlış yapılıyor.
Ama bir süreç alacak. Eninde sonunda daha iyi bir yere oturacak. Şimdi önemli bir noktaya değindiniz. Türkiye'de bilim de dahil bir takım şeylerin zaten burada yapılmadığı, burada olmadığı gibi bir yanlış kanı var. Yani Türkiye'de pekala çok iyi bilim yapan bilim insanları ve gruplar var. Bunların sayısı Türkiye için yetmez. Daha fazla Türkiye gibi potansiyel ülkede daha fazla bilim olabilir. Ama Türkiye'de bilim yok zaten. Bunlar bir gösteriş. Yani Türkiye'de birçok şey gibi. Bu ahlaki bir çürümenin de bir şekilde temeli. Yani insanların kendi toplumlarına, o toplumdaki diğerlerine güvenmemeleri. Biz zaten her şeyi, bu biz lafında çok böyle herkes üzerine alınır. Hepimiz berbatız, kötüyüz, bizden adam olmaz, bizden adam olmaz. Bakın batıda ne oluyor falan filan. Şimdi bunlar insanların akıllarıyla, yetenekleriyle yapabilecekleri şeyler. Bilim, sanat, yaratıcılık, spor, her neyse. Herhangi bir işi iyi yapmak var, kötü yapmak var. Bütün mesleklerin, bütün işlerinde Türkiye'de iyi yapanları da var pekala. Kötü yapanları da var. Bu Türkiye'de yapılmıyor, zaten yoktur. Ne önemi var işte, bir keşif yapılıyorsa onu zaten NASA yapıyor falan algısı toplumda çok yaygın ve çok zararlı. Hiçbir şeyin ciddiye alınmamasına, bu burası Türkiye lafı var ya, sonunda herkes Türkiye'de hukuk ne hale geldi diye şikayet ediyor. Ama bunun değişebileceği, kendisinin de belki bir şey yapabileceği konusunda herkes de gayet karamsar. Bu bir kültürel iklim. Şimdi dünyada demin Ersin'in anlattığı gelişmeler bilimin ortamını değiştirdi. Yani teknoloji çok gelişti, bilim çok gelişti, bilgisayar imkanları çok gelişti. İşler çok hızlı oluyor. Her türlü enformasyonun yayıldığı gibi bilimin yapılması, paylaşılması o kadar hızlı oluyor ki bilim insanlarının buna yetişmesi imkansız. Yani yeni çalışma usulleri oluşum halinde. Bu işi yönetirken de batıdan, özellikle Amerika'dan, sonra Avrupa'dan, Japonya'dan falan başlayarak bilimi destekleyen ajanslar politika değişiklikleri yaptılar. Yani üniversiteler kendi imkanlarıyla kendi araştırmacılarını esas olarak istihdam ederlerdi. Para, maaşın tamamı veya büyük bir kısmı üniversiteden gelirdi. Ve araştırma işleri, araştırma projelerinin de en azından bir taban seviyesinde desteği batıda. Türkiye'de bu modeli arkadan giderek izlerdi. Üniversiteden gelirdi. Ondan sonra büyük bilim ajansları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmaya başladı. Türkiye'de de işte TÜBİTAK kuruldu. Oldukça da erken ve oldukça iyi temeller üzerinde kuruldu. Fakat son birkaç on yılda olan şey bilim ajanslarının proje bazında üniversiteye verdiği destek bir destek olmaktan, üniversitelerin bir yan geliri olmaktan çıktı. Üniversiteler kendi araştırma personellerini, tabiri caizse onların destek şeylerini kendi bütçelerinden çıkardılar. Devletin veya büyük şirketlerin bilim ajanslarına bunu pas ettiler. Bu durum bir yandan da bilim çok geniş hızla geliştiği için mesela Türkiye'de TÜBİTAK ya işte Amerika'da NSF veya filanca ajans, orada özel vakıflar falan da var. Doğrudan bilimsel ajans. Bunların sunabildikleri proje destekleri üzerine çok büyük bir baskı yarattı. Öte yandan üniversitede hocalarının maaşlarının bir kısmını, özellikle genç nesil yani doktor öğrencilerini, bu şimdi Türkiye'ye de geldi, desteklerin, asistanlık giderlerinin, pardon, asistanlık gelirlerini falan filan dışarıdan alacakları projelere bağladılar. Bu insanlar üzerinde kendi geçimlerini yahut hocalar üzerinde öğrencilerinin geçimlerini sağlamak için muazzam bir baskı yaratıyor. Üniversiteler de bunu yaparak araştırmacı personellerine, özellikle gençlere karşı sosyal güvenlik yükümlülüklerinden kaçmış oluyorlar. Çünkü proje desteğiyle geliyor. Onun için işte
üniversite bütçesinde ayrılması gereken işte vergiydi, sosyal güvenlik şeyleriydi falan azaltılıyor. Ama geçici bu. Bu insanların kariyerlerinde bir uzun vadeli güvenceleri yok. Bu iş 2 yıllık projeleri bittiği zaman nereye gideceklerini bilmiyorlar. Büyük bir stres yaratıyor. Ve bu da sonunda tabii ki insanların ahlaki sorumluluklarını tutmaları lazım. Her zaman gerekir ama işte demin Ersin'in güzel anlattığı Hollanda'da olduğu gibi 1996 ile 2000 diğer örnek 2014 falandı galiba. İkisi arasında bilim politikasında bütün fonların merkezden gelmesi ve bunun çok rekabetçi olması sonucunda bir insanlar üzerinde hiçbir zaman intihali vesaire mazur göstermez ama toplumun sebebi budur diyeceği kadar büyük bir baskı getiriyor. Şimdi Türkiye'deki hikayeye dönersek Türkiye bunları izledi. Yani şimdi Türkiye'de de özel ve devlet birçok üniversitede araştırmaların büyük bir kısmı dış projelerle fonlanıyor. Bu tek başına zararlı bir şey değil, rekabetçi olması değil ama bunun derecesi yani bir minimum miktarda üniversitenin insanlara belli maddi ve araştırma ortamı bakımından güvenceler sağlayabilmesi lazım. Bu yok. Şimdi ikincisi de insanların kariyerlerinde ilerlemeleri için bir takım primler ortaya konuyor. Ne kadar çok makale yayınlarsan o kadar daha başarılı sayılıyorsun. Şimdi bilim tabii ki bir makina değil. Yani şu kadar makale yayınlarsan, başarılı sayılırsan bu kriterleri koyduğu zaman üniversiteler veya projeleri değerlendiren bilim ajansları hani çok iyi diyebilirsiniz ki önce işte nice şey sayılar artar, sayılar artınca arkasından direkt artar. Bizim Türkiye'de de TÜBİTAK ve YÖK bununla ilgili kriterler getirirken ilk başlangıçta beklenti buydu. Ama kaliteyi de artırmak yani bilimsel araştırmaları değerlendirirken öncelikle içeriğine bakmak. Çok sayıda ama içi boş makale üreten bir kişinin ötekilerin öne geçip yükselmesini kurumların denetlemesi lazım. Bu yapılmadı yeterince. Tersine olarak kaliteyi minimum eşikleri artıracak bir takım temel mevzuat eşikleri yapıldığında Türkiye'de mesela ilk sanıyorum Kemal Gürüz'ün YÖK başkanı olduğu dönemde doçentlik vesaire için bir minimum uluslararası dergide yayın yapma kriteri getirildi. Buna karşı büyük bir reaksiyon doğdu Türkiye'de. Halbuki iyi bir şeydi. Ondan sonra bu kriterlerin gevşemesi yönüne gidiyor sistem ve hep kalite kriterleri gevşiyor ama sayı kriterleri işte şu kadar sayı, bu kadar, hatta bunlar böyle algoritmalara verip makineler tarafından değerlendiriliyor. Üniversitelerin veya teşvik puanları veren kuruluşların teşvik puanı işte yayın sayısını şunla çarp, bilmem atıf sayısını bununla çarp, makine ne diyorsa onu, o zaman o adamı birinci yap, ötekini ikinci yap falan gibi. Bunun olmaması lazım. Bu dünyanın her tarafında oluyor ama Türkiye gibi kurumların daha gelişmiş olmadığı ve kültürde de kendi taraftarların, kendi siyasi partinden, kendi kliğinden olanları ayrıca kendi hemşerilerine vesaire yapma yahut üniversite içerisinde eski rektörün kliği, yeni rektörün kliği, bunların kültürel olarak da mazur görüldüğü, yani gerçekten ortada bir bilimsel faaliyet falan var gibi davranılmadığı durumlarda tabii zayiat daha beter oluyor. Şimdi demin Ersin üzerinde durdu, birkaç tane örnek verdi. Bakanlar Avrupa'da işte istifa etmek zorunda kalıyorlar. Şunu bunu yapıyorlar. Türkiye'de önemli bir makama atanan kişiler için belki çok yaygın olan daha küçük yerlerdeki kişilere göre sadece önemli makamlardaki kişiler için sorun basına yansıyor. Bu doğal. Ama yansıdıktan sonra insanlar siyasi olarak taraf tutuyorlar. Yani olayın kötülüğü üzerinden değil. Benim siyasi tarafımdaki birisi de bunu yapsa ben bunu tutmam şeklinde gitmiyor. Bak sizin adamınız ne kadar kötü şeklinde gidiyor. Halbuki olay kim yaparsa yapsın kötü. Büyük yaparsa da küçük yaparsa da. Bir de hukuk sistemlerinde olduğu gibi
ahlaki normlarda yahut işte iç hukuk düzenlemeler diyeyim, üniversitelerin, TÜBİTAK gibi kurumların neleri etik sorun kabul edecekleri ve hangi kabahatlere veya suçlara orantılı olarak ne cezalar verecekleri. Bu da çok ölçüsüz. Birincisi, üniversiteler bazında yerel olarak da artık Türkiye'de bir ayarlama yapamıyorsunuz. Her üniversite kendi geleneklerini hiçbir alanda kuramadığı gibi YÖK bunu merkezi olarak yapıyor. İkincisi de demin Ersin'in anlattığı gibi o merkezi olarak da olsa üniversitenin kendisinden de gelse ya çok fazla aşırı cezalar konuyor, dolayısıyla uygulanmıyor. Yahut da çok küçük cezalar konuyor. Ve bir de yani işte bizde zaten sanki bilim mi var, zaten bunu herkes yapıyor falan diye. Büyükle küçük arasında her aşamada mazur görülür bir hale geliyor. Sonunda dönüp bu işler en sonunda ceza ile bir yere kadar kontrol edilir. Cezaların da değişen politikalarda işte demin anlattığımız bilim ajanslarının politikaları değişir. Ona göre ihlaller çeşitlendi. Ona göre yeni tür yaklaşımlar getirmek lazım. Dinamik olması lazım. Orantılı olması lazım. Ama her zaman mutlaka bir kültürel tabanla desteklenmesi lazım. Yani herkes yapıyor. Burası Türkiye. Böyle kendimizi topluca aşağı görmek. Bundan kurtulmak lazım. Bu bir kendine güven meselesi. Bu da kolay olacak bir şey değil. Yani öğüt vermekle falan olmayacak bu. Hem yaptırımlarını olabildiğince rasyonel işe yarar şekilde yapmak, hem de kültür olarak insanlarda kendileri yapmayacak, taraf tutmayacak, lehte veya alefte tarafsız davranmaya çalışacak bir kültür geliştirmek lazım. Bir de bütün dünyanın başının belası, böyle her şeyi sayılarla tartamazsınız yaratıcı faaliyetlerde. Bir kişinin liyakati sayısal indekslerden ibaret hiç değildir. Bir zahmet bunları değerlendiren kurulların makalelerin içeriğine bakmaları. Yani bu kişi ne yapmış? Belki 10 yılda bir tane bir şey yayınladı. Ama ciddi, dişe dokunur, işe yarar bir şey yayınladı. Buna bakmak kolay değil. İnisiyatif meselesi ve bakan kişilerin de yeterince sayıda, yeterince donanımlı insanların bu işte jürilere, rapor yazanlara falan filan gelmesi lazım. Ama hepsi birbirini besleyen şeyler. Son olarak da şeyi söyleyeceğim. Yani bunun yaygınlığı, herkes yapıyor meselesinde. Şimdi yalan dolan ufak şeyler böyle bir çeşit mizahtır da, oyunla başlar küçük çocuklarda. Türkiye'de kopya böyle bir şey. Yani ne kadar zeka gösterisi, bak hocayı kandırdım falan diyorsunuz. Ondan sonra o herkes yapar, ben de yapayım. Gitgide de böyle basit masum şeyleri aşıyor. Sonunda adam intihale gidiyor. Ama çocukken de kopya yapmak herkesin yaptığı bir yaramazlık olarak yetişiyoruz. Ondan sonra öğretmenler de, anne babalar da demin Ersin'in anlattığı gibi çocuk ödev yapacağı zaman eskiden ansiklopediden kopya çekilirdi. Şimdi Google'a bak evladım, yaz oraya oluyor. Bu olmaz. Bununla çocuk bir şey öğrenmediği gibi kendine güveni de olmuyor bunda. Dürüstlük de öğrenmiyor. Ve herkes yapar. Maalesef bunun özürü değil, tam özürü kabahatinden büyük misali bir durum. İşte doktor raporları benzer bir şey. Yani gayet böyle hüsnü niyetle basında işte bir takım yetkililere ya sen de rapor alsaydın denir. Yani hasta değilsin ama bir problemin var. Rapor al. Emekli olmak istemiyorsan bari onun yerine rapor al. Nasıl olsa bir doktor sana bir rapor yazar. Bunları, işin ne kadar bütüncül olduğunu ve aslında ne kadar kafada olduğunu, yani kültürel bir mesele olduğunu söylemek için söylüyorum. Bu aynı, hem bu iş çözülür demek, hem de hemencecik çözülmeyecek, zart surt da hiç çözülmeyecek. Ama herkesin kendi sorumluluğunu ve işleri de böyle sayılardan, istatistiklerden, herkes birbirine benzemesinden falan ibaret yapmamakla çözülecek. Aslında çok fazla şey var, hem akademideki sorunlar hem de bilimsel etikle ilgili, fakat süremizin sonuna geldik.
Umarım bunun devamını getirebiliriz. Daha kapsamlı şekilde devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Meraklısını bilmeyin, bugün de sonuna geldik. Konuklarımız Profesör Doktor Ersin Yurtsever ve Profesör Doktor Ali Alpar'dı. Birlikte bilimsel etik ve bilimsel dürüstlüğü konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.